Açıklama dedik. Bir açıklama geldi geçen gün bizim programımızda ve bizim programımızda kullandığımız söylemle ilgili olarak. Biliyorsunuz memleketimizin medarı iftiharı bir müteahhit beyefendi var. Onun da holdingi var. Cengiz Holding'den söz ediyoruz. Hani o sık sık yayınlarımızda milletin bip Cengiz diye andığımız Cengiz Holding'in patronu Mehmet Cengiz beyefendiden söz ediyoruz. Yayınlarımızda Cengiz Bey'i o şekilde anmamız ve yandaş müteahhitler çetesinin bir ferdi diye zikretmemiz Cengiz Holding tarafından rahatsızlıkla karşılanmış ve bunu kınayan bir açıklama göndermişler bize. O açıklamayı bir görelim, okuyalım ekranlarınızda. Diyor ki açıklama, Cengiz Holding imzalı bir kamuoyuna yönelik açıklama ve bize de bu açıklamayı iletmişler. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında 29 Kasım 2021 tarihli medya terapi programında Jandarma Genel Komutanlığı'nın düzenlediği elektrik enerjisi ihalesine ilişkin Cengiz Holding Anonim Şirketi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz hakkında iddialar ve kullanılan ifadeler gerçeği yansıtmayıp hukuka aykırı olduğundan düzeltme yapılması ve cevap hakkının kullanılması gerekliliği doğmuştur, diyor. Şimdi bunu da hatırlatayım. Bir Gün gazetesinde yer alan bir haber vardı. O haberde işte Cengiz Holding'in bütün Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bütün tesislerin, kışlaların elektrik tedarikçisi olarak seçilmiş olması haberini okumuştuk buradan. Ve o haberin üzerinden de bir yorum yapmıştık, eleştiri yapmıştık. Şimdi açıklama ekranda, okumaya devam ediyorum. Habere konu olan İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 13 Eylül tarihinde yapılan 2022 yılı için serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı ihalesi, elektronik kamu alımları platformuna tüzel kişilik kaydı olan üretim ya da tedarik lisansına sahip tüm kişi ya da kuruluşların katılımına açık şekilde gerçekleştirilmiştir, diyor. Yani adil bir şekilde elektrik alanında faaliyet gösteren herkes katıldı, biz kazandık, diyor Cengiz Holding. Cengiz Elektrik AŞ Jandarma Genel Komutanlığı'nın Türkiye genelindeki kışlalarının ve il, ilçe komutanlık binalarının elektrik ihtiyacı için düzenlenen ihaleye diğer kuruluşlarla eşit koşullarda katılmıştır, diyor. İnanalım. KRT Televizyonu'nda yayınlanan medya terapi programının sunucusu Zafer Arapkirli'nin Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'le ilgili kullandığı milletin nokta nokta diyen ifadesinde, ben onu bip diye okuyorum buradan, Türk milleti lafı geçip geçmediği gibi böyle bir kastı olmadığı, rakiplerini kastettiği tespit edilmiştir. Ben Türk milleti ifadesini kullanmadım hiçbir yayınımda. Yani öyle Türk milleti lafı ifadesi geçmedi. Neyse, ama yani onu kastettiğini ima ettiğimizi söylüyorlar. Adı geçen televizyon programında hukuken herhangi bir suç unsuru taşımaması sebebiyle takipsizlikle sonuçlanan bir olay bu şekilde yeniden gündeme getirilmiştir, diyor. Şimdi diyor ki biz hukuken bu konuda yapılan başvuruları, ya da bir başvuru varsa neyse, o zaman biliyorsunuz bu bant ortaya çıktığında ya da o tapeler ortaya çıktığında Mehmet Cengiz Bey'in milletin bip diye bir ifade kullandığı yayılmıştı. Dolayısıyla o ifadeyi acaba bütün millete teşmil ederek mi söyledi, yoksa sadece rakiplerini mi kastederek söyledi diye bir tartışma olmuştu. Onun üzerine diyor ki açıklamayı yapan Cengiz Holding, Mehmet Cengiz Bey rakiplerini kastetti, bütün milleti kastetmedi, diyor. Yani rakiplerini kastedince ayıp olmuyor milletin bip demek. Geçelim. Basın yayın organları yayınlarında kişi ya da kurumlara haksız yere zarar vermeme ülkesine dikkate almak zorundadır. Evet. Doğru gerçeği ifade eden bir cümle. Basın yayın organları kişi ve kurumlara haksız yere zarar vermeme ülkesine. Evet, biz de haksız yere kimseyi zarara sokmak ya da zarar vermek gibi bir ilke üzerinden yayın yapmıyoruz. Hayatım boyunca da hiçbir zaman yapmadım. Bu yayında da aynı ilkeyi gözettim. Ancak bahse konu haberin sunuluşu esnasında Cengiz Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz için kullanılan arsız ve yandaş ifadeleri hakaret unsurlu olmakla birlikte bu ifadeler Mehmet Cengiz'i kamuoyunda haksız yere hedef haline getirmektedir. Katılmıyorum. Mehmet Cengiz'i hedef haline getiren bizzat Mehmet Cengiz'in kendisidir. Ve telefonda ya da herhangi bir ortamda, bilmiyorum o ortamı, kullandığı o ifadedir. Milletin bip dediğiniz zaman birilerine küfür etmiş oluyorsunuz.
O küfür ettiğiniz insan kim olursa olsun, rakipleriniz mi yoksa bütün millet mi, kim olursa olsun, kendi kendini zor durumda ve kendi kendini birilerine hakaret etmiş bir insan durumunda bırakmıştır. Mehmet Cengiz Bey'in kendisi. Onu ben yapmıyorum Zafer Arapkirli olarak. O laf ağzınızdan çıkmayacak. Milletin bip diye konuşmayacaksınız kimseyle ilgili olarak. Konuştuğunuz zaman o laf bu ülkenin önemli bir müteahhiti, saygın bir iş adamının arkasından yıllar boyu, hatta asırlar boyu kovalar. Sizi ondan sonra ömür boyu milletin bip Cengiz diye anarlar. Ondan da şikayet etmeyeceksiniz ondan sonra. Yok ben ona dememiştim de buna demiştim. Geçmiş olsun. O laf çıkmış ağzınızdan. Bizim burada kimseyi kasten zararı uğratmak ya da saygınlıktan uzaklaştırmak ya da saygınlık seviyesini azaltmak gibi bir amacımız yoktur. Hiçbir zaman da olamaz. Ne Mehmet Cengiz Bey'e ne de başkasına. Arsız ve yandaş ifadelerine gelince. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren müteahhit sayısını araştırdım ben. 453.497 müteahhit iş görüyor bu memlekette. 453.497 müteahhit var. Değişik sektörlerde. Kalem kağıt satmaktan tutun da elektrik enerjisi satmaya, şeftali satmaktan tutun da kuryemi satmaya kadar herkes bir takım ihalelere giriyor. İnşaatlar yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. 453.497 müteahhitin arasında sadece 4 ya da 5 müteahhit niye trilyon, zirilyon dolarlık ihaleleri alıyorlar? Hangi nitelikleriyle alıyorlar? Niye doğru düzgün ihale yapılmadan hep bu insanlara veriliyor? Yandaş oldukları için biliyor. Bunu bilmeyen Türkiye'de yok. Mehmet Cengiz Bey'in kendisi de biliyordur. Bu açıklamayı gönderen Cengiz Holding'in yöneticileri de biliyordur. O ilişkilerin nasıl olduğunu. Biz bunu hatırlatıyoruz. Hiç mi hicap duymuyorsunuz ya? Bütün ihaleleri de biz alıyoruz. Bari biraz da başkaları alsın. Niye demiyorsunuz? Ondan sonra da yandaş damgasını hak ediyorsunuz. Yandaş medyaya nasıl yandaş diyorsak, yandaş müteahhitlere de yandaş deme özgürlüğümüz var bizim. Ve bu özgürlüğümüzü hiçbir şekilde kısıtlayamazsınız. Bakın içinde hiçbir hukuki mütalaa olmayan bir metin göndererek sanki mahkemeden gelmiş bir teksip havasında da bize böyle parmak sallayarak bu işlerin altından kalkamazsınız Cengiz Bey. Mehmet Cengiz Bey. Ben bunu gazetecilik namusu gereği, yayıncılık namusu gereği buradan tam metin okuyorum. Ama kendi itirazlarımızla tabii not düşerek okuyoruz. Bu görevimi de yerine getiriyorum. Ve açıklama sonra şöyle sona eriyor. Bu ifadeler ayrıca Cengiz Holding'e bağlı Türkiye'de ve uluslararası piyasada faaliyet gösteren şirketlerin itibarlarına da zarar vermekte ve bu yolla kamuoyunda olumsuz bir algı oluşmaktadır. Tekrar ediyorum. Kamuoyundaki olumsuz algıyı Mehmet Bey bizzat kendisi milletin bip ifadesini kullanarak kendisi yaratmıştır. Şimdi de şikayet etmeye zerre kadar hakkı yoktur. Açıklanan nedenlerle haberde kullanılan ifadeler ve ileri sürülen iddialar hukuka ve gerçeğe aykırı olduğundan düzeltme yapılması gerekmiştir. Kamuoyuna saygıyla sunulur. Cengiz Holding imzalı bir ifade. Dediğim gibi Cengiz Holding'in bizim yaptığımız yayına kullandığımız ifadelere, tanımlamalara ve yorumlarımıza itirazı olabilir. O itiraz haklarını kullanmışlardır. Biz de o haklarına saygı göstererek bu açıklamayı ekranda dakikalarca tutup bu açıklamalarını buradan seslendirdim. Ama itirazlarını da not alınsın diye kayda geçirdim. Hiç kimseye hakaret etmeyeceksiniz. Kimseye milletin bip demeyeceksiniz. Bu milletin de bir haysiyeti vardır. Olasıdır ki o ifadeyi kullandığınızı söylediğiniz rakiplerinizin de bir haysiyeti vardır. Onu da gözeteceksiniz. Bu laf ömür boyu arkanızdan gelir. Darılmaca, gücenmece, bozulmaca yok Mehmet Bey ve değerli holding yöneticileri.